4 tane Kore gazisi vermiş. Biliyorsun Ozan, ben bir esnaf çocuğuyum ve kertenkelelerin ticaret yapmayı bilmediklerini söyleyebilirim. Dolandırıcı Aynen. mıdır? Estağfurullah, şimdi bu stüdyoda sen varken başkaları estağfurullah. Da pislik kertenkele. Yaka siliktik. Kertenkele verdi. Basketbol sevgin ne kadar netse, işte Sprite da tam o kadar net. Sprite, Sokrates haftalık fanteziyi sunar. Küçük bir kız çocuğu, ağlıyor sessiz sessiz, herkes gelip geçiyor. Sokrates'ten merhaba. Haftalık Fantezi'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün stüdyoda konuğumuz Tevkif Press ekibi ki Disney ile Pixar'ın birleşiminden beri dünya tarihindeki en başarılı ortaklıklardan biri olarak gözüküyor. Yani biraz geç açıldığınız ortada, geç açıldığınızı söyleyebiliriz ama çok umut vadeden bir takım gördüğümüz kadarıyla. Yani şu anda 6. sırada ama son dönemi formda geçen ekiplerden biri. Öyle. Tabii bir beyin ortaklığı var her şeyden önce. Tarih, senin de söylediğin gibi bu tip önemli ortaklıklarla, başarıyı katlayan ortaklıklarla dolu. Mesela işte Sprite haftalık fantezi. Mesela. Bugün okullarda okutulan bir sponsorluk. Kesinlikle. Sponsorlukların dışına çıkarsak mantık evlilikleri oluyor. Hayatta bunlar var. Evet, ki yani zor koşullarda bugün yayın yapıyoruz biliyorsun. Mantık evliliği deyince aklım direkt bu ofise gitti. Yani yandan bize girmeye çalışıyorlar gibi bir uyarı geldi az önce biliyorsun. Yani bu odaya girmeye çalışıyorlar diye bir uyarı geldi. En fazla odaya girebilirler zaten. Evet, biz sözü bırakalım size. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Matkap nerede bağlanacak diye bekliyordum ama neyse ki. Nasıl bir ilişkiniz var? Nasıl bir ilişkiniz var? Yani basketbol bu ilişkinin merkezinde gördüğümüz kadarıyla ama fonksiyonel açıdan nasıl ilerliyor? Yani? Şimdi bir de tabii Ruhat geçen sezonun finalistiydi. Yani hatta hakkı yenildi birçoklarına göre. Ama Buğra'yla yan yana gelince onu da çok daha güvenli görüyorum ben. Tabii can güvenliğim biraz daha had safhada. Buğra'yla olan birlikteliğim. Kaan abinin genelde temasları benle yürüttüğünü evet. söyleyebiliriz. Ben çıkmıyorum telefonlara. Kaan abi de yazmıyor sağ olsun. En doğrusu, en doğrusu. Burada dinamikler doğrusu, doğru dinamik bulunmuş. Doğru. Benim biraz sene başında şey modeli yaptık. Phil Jackson, New York Knicks. Hani sonumuz benzemesin ama evet, hani biraz daha böyle day to day operasyonlarda Ruat'ın daha aktif olduğu. Benim genel rota konusunda takas tekliflerinde daha büyük turner'ı da kullan şeklinde agresif çıkışları oldu. Çok da takas yapamadık ama sonrasında. Bu çıkışlar çok işe yaramadı doğrusu. Yani Phil Jackson, Buğra'ysa siz kimsiniz Ruat Bey? Yani ben de bilmiyorum. Ginny Bass değil herhalde. Umarım değilimdir. Henüz değil. Umarım değilimdir. Peki devam edelim. Yani şimdi haftanın sonuçlarında daha çok var. Yani siz genel performansı nasıl buluyorsunuz bu sezon? Yani beklentileriniz ne oranda karşılandı? Sezon sonunu nerede geçmeyi umuyorsunuz? Ruat senden başlayalım. Ya açılış olarak aslında sezona başlangıcımız çok istediğimiz gibi değildi. Hiçbir oyuncuyu, takımın tamamını aslında %100'üyle sahada göremedik. Son birkaç haftadır biraz daha rakiplerimizin Covid protokollerine girmesiyle biraz daha ritmimizi bulduk oyuncularımızın dönmesiyle. Rotamızda zaten program öncesinde konuştuk bu soruya ne yanıt vermeliyiz diye ve hiç final kuşkusuz, dedik. Aynen öyle final dedik. Bu takımın rotası budur. Alçak gönüllü bir lider her şeyden önce. Covid protokollerini ön plana çıkarttı. Evet, rotası final olan takıma şöyle bir bakayım dedim. Kevin Pangos ismi. O yolda inecek. Yani rotanın sonunu göremeden. Quentin Grimes, Kevin Pangos, Mason Plumlee diye diye gidiyor. Şimdi tabii bu programın içeriğinde senin yorum yapmanı gerektiren bir kısım var. Geniş bir kısım var kadrolarla alakalı doğal olarak ama bilmiyorum şu an bu cümleye devam etmemem gerektiğini hissediyorum bakışlarından. Biraz gerildiğini görüyorum.
Yani işin şakası, ben Miles Turner'ı istemiştim sezon başında galiba, yanlış hatırlamıyorum, evet, değil mi? Bir ne istiyorsunuz sorusuna ben bir yanıt vermemiştim diye hatırlıyorum. Kimler istemedi ki? Yani tabii ben ama çok soft bir şekilde, yani hani bir böyle bir verir misiniz? Evet. Vermeyiz. Eyvallah. Bu kadar. Deyip kapattım. Ve buradan hani şuraya geçebiliriz. Bu tarz görüşmeleri en çok yaptığınız isimler kimler? Yani tabii seyircilerimizin aklında vardır birkaç isim muhtemelen ama. Buğra'nın sık sık görüştüğü bir ekip var. Evet, bir diğer birleşme ama onlarınki biraz Çin Politbüro gibi. Yani iki kişiler sandık biliyorsunuz Cem Altuğ'u ama arkada 7-8 kişilik bir kadro çıktı. Bir dönem burada masumiyetine inandık Altuğ'un. Hani bizi çok abartıyorlar, biz hani o kadar çok şey istemiyoruz gibi çıkışlar oldu burada. Biliyorsunuz size konuk oldu. Sonra peki dedim hadi bu çocuğa bir şans verelim. Bu çocuk bizim gururumuz. Birkaç teklif yaptık ama karşılığında öyle şeyler geldi ki tamam dedik, yani bu adama yapılan tüm ithamlar, hani bırakın abartmayı, az bile kalmış. Doğruymuş. Yaka silittik. Kertenkelelerden. Bir şey ya biliyorsun Ozan, ben bir esnaf çocuğuyum ve kertenkelelerin ticaret yapmayı bilmediklerini söyleyebilirim yani. Bizi sürekli kazıklamaya çalıştılar ama bu ekip henüz bu oltayı yemedi. Bu esnaf özelliği henüz... Esnafın namusunu bu adam kurtaracak. Ama henüz takas yapamamamız benim aklıma geliyor. Yani o da sadece bize bağlı bir şey değil tabii. Yani çok fazla takıma teklif yaptık ama bir türlü anlaşma zeminini sağlayamadık. Yani sonuçta hala pencere açık. Tabii. Takas dönemi devam ediyor. Biliyorsunuz bu programda da işleyeceğiz belki. Şu anda hala askıda onay bekleyen bir takas var. Durdu vurdu diyebiliriz. Roat'ın 7 saniye sonra bir mesajıyla karşılaştım. O bildirimi gördükten sonra. Evet o bu şeklinde çok kısa bir çıkış yaptı. Ya yalnız değilimdir diye düşünüyorum ligin geri kalanı. Ya ben nezdinde. Artık bu konularla alakalı gerçekten programın geldiği nokta itibarıyla ben artık bu konularla alakalı konuşmak istemiyorum. Çünkü çok yıprandım. Ailem de çok yıprandı. Ya biz artık evde huzurla bir gece geçiremiyoruz. Yok işte programdan şu bölümler. Ailem dediği look. Şu bölümler çıksın, bunlar olsun, şunlar. Ben artık girmek istemiyorum bu konulara. Çünkü yani... Zaten takas ekrana gelsin. Yani madem konusu açıldı. Aynen öyle. Takas ekrana gelsin. Yorumu halkımız yapsın artık. En düşük emekli maaşı da biliyorsun. 2500 lira oldu. Alfant. Yani bilmiyorum. Yani bu takasta bir kere şöyle bir takas. Takasta 9 oyuncu var, 3 yere gidiyor abi. Böyle bir takas olabilir mi? Toplam 9 oyuncu içeren bir takas. 3 tanesi yere gidiyor abi. O zaman yani... David Duke Jr. ismi bana hiç tanıdık gelmedi. Ona geleceğiz. Ozan 4 oyuncu aldığı için, 2 oyuncu verip 4 oyuncu aldığı için 2 oyuncuyu da bırakması gerekecek. Injury list'ten ötürü bir tanesi. Oraya geleceğiz. Yalnız Kaan abinin verdiği oyuncularla ilgili... Sevgili Arhan, Beydur takımının iki önemli değerinden bir tanesi Arhan Atapilavoğlu çok önemli bir tanımda bulundu. 4 tane Kore gazisi vermiş. Ya hani bu oyuncular bunu hak ediyor mu bilmiyorum. Ben dediğim gibi daha fazla uzatmak istemiyorum. Drop edilenleri bir söylesene Ozan. Ozan'ın öyle bir şeyi geçmişi vardır yani. Drop ettiği tabii. Oyuncu daha değerli olabilir. Öyle bir tehlike var, oraya bir bakalım. Yani Jordan McLaughlin, Mo Harkless ve David Duke Jr. Yani bu 3 isim. Yani tabii biliyorsun Avrupa'ya çok az transfer oluyor bu dönemde. Harç kontratlardan ötürü. Yani bu oyuncular tabii... Fiziken olmasa da ruhen belki Avrupa'ya... Her an Euro Cup'ta önümüze çıkabilirler. Gidebilecek oyuncular, evet. Peki devam edelim. Yani bu kez Buğra'ya bırakayım sözü. Şimdi beklentiler ve hani sezon sonu tahminleri, yani öngörüleri konuştuk ama... oyuncu bazlı düşünecek olursanız, yani sezon başındaki seçimleriniz, draft'taki seçimler ve şu an gelinen nokta itibariyle... beklentinizin üstüne çıkan ya da altında kalan isimler kimler kadrodan? Yani son 10 güne kadar Harden biraz altındaydı açıkçası. Yani sezona zaten berbat başladı sağ olsun. Hatta onu da takas etmeyi epey bir konuştuk ama. Bay Şişko. Teklifler de berbat geldi tabii, öyle kötü gidince Harden. Onu satamadık. Bir de Fournier çok beklentimizin altında çıktı. Onun dışında yani Grant olsun, Turner olsun. Zaten çok isteyerek seçmiştik. Onlardan verim aldık epey. Peki çok sert bir geçişle 11. haftanın sonuçlarını ekrana taşıyalım. Evet. Sizin eşleşmeniz ligin
şu anda lideri, aktüel lideri Şemsettin Baş karşısında 6-3'lük bir galibiyet. Mesaj verdik diyebilirim. 7-2 de olabilirdi. 7-2 de olabilirdi. Yanlış bir hamleden ötürü. Evet. Son gece Fournier'i ile alıp Vanderbilt'i çektik içeri. FG'yi vermemek adına ama 1-3'lükle üçlüğü kaybettik. Aynen. Oynayan o kadar çok oyuncu var ki bu kadar çok oyuncunun oynadığı bir takım görmemiş. Hadi burada da bulunduk biz sevgili hocam. İnanılmaz gerçekten de. Oğlum sakat oyuncu aramaya çalışıyorum. Büyük nazar boyuncuğu alabilirsek bu noktaya. Yani DJ McConnell'ı sezon boyu kaybettiğimizi baktığımızı hatırlatmak lazım. Jeremy Grant'i. DJ McConnell. Jeremy Grant'i. Bize assist ve steal da çok kıymetli verdiğimiz Famer. Çok kıymet verdiğimiz bir isim. Jeremy Grant. Sonra acil şifalar diliyoruz kendisine. O en kısa sürede takıma katılır inşallah kendisi. Thomas Bryant'ı zaten söylemeye gerek yok. Benim Jaren Jackson Jr.'a doğru gidiyor geçen seneki. Ama bakalım. Gerçekten yani şu galibiyeti alan takım halk arenası gibi. 7'den 70'e herkes omuz vermiş ve her kontrat bedelinden oyuncu yenilmez var. Gözüken Aras Bayram'ı tebrik ediyorum sizi. Tabii Aras'ın yani bir noktada geleceğini tahmin ettiğimiz sakatlıklarının, Covid'lerinin falan da size renk gelmesi. Ne diyelim? Hayrını yani, görün, helal olsun. Şans işte yani. Bu oyunun bir parçası. Evet. Bizde mesela tam aksi oldu. Stephen Curry'nin de yine hani çok böyle devreye girmediği bir hafta. Otto Porter'ın daha iyi oynadığı bir hafta oldu neredeyse. Gerçekten Allah istemiş yani bu galibiyeti yazmış ve yönetmiş gördüğümüz kadarıyla. Net bir galibiyet. Rahatçım. Diğer maçlara geçiyorum, diğer eşleşmelere geçiyorum. Single Maltz'ın 7-2'lik bir galibiyeti söz konusu Emre Özcan karşısında. Ki Emre Özcan dün kahve içiyorduk yayınlardan sonra da. Şöyle bir an oldu. Abi Doncic dönmüş. Ya böyle aldı ve baktı. Injury liste mi? Injury liste. Abi iki maç bir de dedi böyle. Yani Doncic'i alsa galiba 6-3 kaybediyor. Ya da belki hani bilmiyorum yine 7-2 ama yani kaybediyor orası kesin. Abi bunun bir hayal kırıklığını yaşadı. 10 ila 12 dakika boyunca. Zaten yaşamaması düşünülemezdi. 5-4 bir galibiyet aldı Onur Erdem karşısında. Artık tweet atmıyorlar galiba sana. Lider olamadıkları için. Aynen. Üçüncülüğe indikten sonra biraz sustu bu ikili. Tabii bu arada Yeşillenirim takımının iki oyuncusundan bir tanesi ölüm döşeğinde şu anda. Ona da acil şifalar diyelim. Evet yani en son bu kadar sık hasta olan biri oldu mu diye düşünüyorum bir yandan da. Şimdi sevgili Ali Konaviç tabii acil şifalar. Gerçekten hasta olmuyor demiyorsun. Demiyorum kesinlikle. Hmm. Ben sadece araştırılması gereken bir süreç diyorum. Özellikle önceki hastalık periyotları. Yani bilmiyorum. Dolandırıcı mıdır? Estağfurullah. Şimdi bu stüdyoda sen varken başkaları da dolandırıcı demem. Ben bir sosyallik iması aldım sanki. Bir gece hayatı. Yani işte 30 günün 25'inde de hasta olmazsın diye düşünüyorum. Yani ama tabii ki burada kimseyi de. Yani vücudunun takdiridir. Biz bir şey söyleyemeyiz bu konuda. Acil şifalar diliyoruz kendisine. Yani biz sonuçta buradan cenaze kalksın istemeyiz. İstemeyiz. Sen 6-3 kazandın. Evet, sevgili dostum Erman. Yani söylenecek bir şey yok. Bu takımlar çok fazla onun oyuncusu yoktu. Sakatı vardı demeyeceğim, oyuncusu yoktu oynayan. Benim de çok fazla vardı. Erman'ınki artık başka bir seviyeye gelmiş durumda. Kendisi biliyorsunuz zaten depresyonda, yani oyun anlamında depresyonda sezon başından beri. Artık hamle de yapmıyor kadro içerisinde çok fazla. Kyrie bile heyecanlandırmıyor. Sermiş durumda biraz. Bakalım bu hafta da kardeşlerimle oynuyorum ki oraya da geleceğiz. Jaylen Brown'un tabii 50 sayılık performansı da bir çilek olarak Boston'ın üstünde bu eşleşmede kendini göstermiş. Ben Erman'la olan ikili ilişkime çilek dahil etmem yani. Ya krema olduğu için mi? Efendi gibi maçımızı yaptık, 6-3 kazandım. Söyleyecek bir şey de yok. Bizim hedefimiz başkaları. Team Ferro 6-3 kazandı. Askerden yeni dönen Ahmet Aksöz beklenilen agresyonda değildi bu hafta. Evet, Ferro'ya da önemli bir moral oldu çünkü geçen hafta kendisine Poyraz çarpmıştı. Ferro'yla da ben oynuyorum bu hafta. Ve yani biz programı işte salı günü çekiyoruz bu hafta. Trey Young'ın unutulmaz performansına tanıklık ettim. Bir şeyler söylemek ister misin Trey Young'la ilgili olarak? Yani inanla maçı anlatırken bir yandan Trey Young'ın
yani pozisyonlarına bakıyorduk. Evet, sen bu durumlarda soğukkanlılığıyla meşhur bir insansın. Yani genelde olayları sükunetle... Abi ben şurada çıldırdım açık söyleyeyim. Yani ekrana da bu ağaçtan rica edeyim o görüntüyü. Gerçekten ya bir an var son 10 saniye içerisinde. Maç bitmiş teorik olarak neredeyse. Son 10 saniyede 2-3'lük attı. Yani attı, döndü top tekrar üçlük attı. Orada bende bir kayış koptu ama yapacak bir şey yok. Yani 56 sayı 14 rebound, 14 asistle de kaç kere karşı karşıya kalırız bilmiyorum. Neyse çok bozmayayım burayı. Arizona Kertenkeleleri Yiğit Poyraz eşleşmesinde 6-3 kazandı Yiğit. Onun da bazı ifadeleri var yayından önce. Ekrana gelmesini rica edeyim. Hem de okuyayım bir yandan. Smith ve Wiggins kilit piklerim bu haftada. 6-3 son dakikada geldi. Emektar Horford 5 blok, Gary Harris 4 steal son gece döndü. Analiz hazır. Evet, Yiğit Poyraz bu dönem mesleki anlamda çok yoğun bir dönemi değil. fanteziye çok yoğunlaşmış vaziyette. Burada 4 da karşılığını veriyor. 4 tane de screenshot atmış bana. Jalen Smith, Aaron Wiggins, Al Horford ve Gary Harris. Burada da çizmiş steal'la biliyorsan. İyi misin? İyiyim. Diğer tarafa doğru kaydın da. Ben Smith kimdi diye bir düşündüm. Yani. Öyle yazmış. Ben de bakmadım sonra. Sertaç Şanlı 6-3 kazandı. Ligin kardeş i̇şte ekipleri. Sürpriz. Kardeş ekipleri. Beydur ve Power Rangers. Sertaç için bir siftah. Tabii Barcelona'da bu hafta çok fazla Covid vakası var. Biliyorsunuz. Sertaç'ın da bu dönemde idmanlardan kalan vakit çok fazla olunca fanteziye yoğunlaştığını gördük. Çok fazla add-drop yaptı görebildiğim kadarıyla. Demek ki bu adam profesyonel basketbolcu olmasaydı, o takvim içerisinde yaşıyor olmasaydı bugün bu ligde kafaya oynuyordu. Bunu gösterdi. Yani, var. Geçen hafta beraberlik ligin iddialı ekiplerinden birine kaldı. Bu hafta bu sonuç bir şeyleri gösteriyor. Doğru. Ömer Faruk da biliyorsun yerden aldı. Hakikaten. Yani bu performans, şapka çıkartmak lazım. Hem arkadaşını motive edişi hem Ömer Faruk'un performansı gerçekten etkileyici. Benim 8-1'lik bir galibiyetim var. Tebrik etmek gerekiyor. Evet, oyuncularımı ben de tebrik ediyorum. Ozan Can'dan sadece bir maç fazla oynadım. Yani bütün takım bir maç fazla oynadı ama iyi bir hafta geçirdik. Özellikle Hamidou Diallo özel performanslarıyla bizi mutlu etti. Kim derdik? Yani sürdürülebilirlik konusunda güven veren bir oyuncu Hamidou Diallo. Ama bizde de çok eksik var. Yani bu takımın sezon başından beri hikayesi bu oldu zaten. Eksik. Hatta geçen sezona... Yine de tabii playoff'u yarım galibiyetle kaçıran bir takım oldu. Ama kimse ağlayanı sevmez. O yüzden bir noktada kesmek lazım ağlamayı. Bu hafta Diallo'nun dahil olduğu bir takas teklifi sanki bazı kapıları çalar gibi. Çaldım. Sertaç'a bir teklif yaptım ama 5 dakika içerisinde reddedildi bu teklif. Yani onu hatırlıyorum. Bir eşleşme daha vardı. Kaan abiyle İnan'ın eşleşmesi. Amerikan mutfak derbisi. 5-4 kazandı İnan ki Kaan abinin epey eksik bir takımla oynadığını, bu haftayla birlikte toparlandığını hatırlatın. Evet. Evet. Kimse risk almak istemiyor. Bunu fark edebiliyorum ama yapacak bir şey yok. Şimdi bir videomuz var. Ekrana o gelsin. Sonrasında devam edeceğiz. Peki, videoyu izledik. Programın bu sezonunda bizimle birlikte olan sevgili Ayı farklı bir pozisyonda çok bugün de. Çok katkısı var programa. Hatta ona bir isim koymayı da düşünüyoruz. Ayının ismiyle alakalı bir önerileriniz varsa bekliyoruz onları da aşağı. Ama yani görmeye alışkın olmadığımız bir tarzı vardı videoda gördüğümüz şekilde. Ben şunu sormak isterim konuklarımızda. Yani Sokrates evreninden, tüm buradan ya da ligden artık bilmiyorum. Kimi anımsattı size Ayı'nın bu şekilde davranışı? Ben Sinan Engin tarzı bir yanıt vermek istiyorum. Yorum yok diyorum ve... Nasıl bir kaçış? Bu yanıtı veremez. Pası buraya atıyorum. Ya benim aklıma açıkçası Onur Erdem geldi. Sizi biraz böyle rahatlatmak isterim. Bilmiyorum. Ya Onur'un çünkü o
serkeş tavırları, o rahat tavırları, ayının da özellikle arkasının dönük olduğu dans anında direkt olarak bana Onur'u çağrıştırdı. Evet, arkayı dönen sahnelere kadar ben kendimle biraz özdeşleştirmeye yakındım. Yani gecenin ilerleyen sahneleriyle alakalı. Yani gerçekten. Yani bu yanıtı vermemek için kendini öne attı. Yok, asla. Tebrik mi etsek? Geçen sevgili Ali'yle de bir pera gecesinde birkaç saat geçirdik. Onun olmadığını söyleyebilirim. O biraz daha mobilitesi düşük. Umarım hastalığıyla da alakası yoktur o gecemizin ama onu eleyebiliriz. Ruat sen? Yani ben dediğim gibi kamera önünde söylemek istemiyorum yorumlarımı. Sonra peki 3 saniye kadar. Gecesi dedi, 1920'lerden bahsediyorsun. Mekan adı vermeyelim şimdi burada. Peki buradan o zaman Sprite'la Net Cevaplar bölümümüze geçelim. Haftanın sürprizini konuşalım. Sonrasında devam edeceğiz. Peki, konuklarımızla başlayalım. Haftanın sürprizi, Ruat Bey. Ya bence Sertaç Şanlı'nın Beydur karşısındaki galibiyeti ve daha da önemlisi sıralamada Erman'ı altına alması haftanın sürprizi benim nezdimde. Ben de direkt tablonun altındaki sınava baktım ve Sertaç'ı görmeyince. Sonuçtan ziyade Sertaç Şanlı'nın üste çıkması haftanın sürprizi bence. Nefes aldım çünkü çabalıyor, istek var. Orada Erman gibi hani ipleri attığını ya da sevgili Emre Özcan gibi artık lanet olsun demediğini biliyoruz. Çabalıyor. Takas teklifleri geliyor. Addroplar geliyor ama bir türlü olmuyordu. Neyse ki adım adım. Tabii diye. Senin yakın olduğun bir hat. O hat istersen gözlemlerini, analizlerini paylaş. Bir bakmışsın oradayım. Bir bakmışsın dibindeyim. Bir bakmışsın ilk 8'deyim. Sevgili Uğur Ozan. Yani Amir Kofi'yi aldın yerden. Amir Kofi'yi aldım. Hoş geldin Amir Kofi. ben katılmıyorum haftanın sürprizine. Beni söyleyecek. Yok seni söylemeyeceğim ya, niye seni söyleyeyim? Yani ne bileyim. Bence çok net onların aldığı galibiyet. Hmm. Aras Bayram'a karşı. Biz artık bunlara alıştık Orkuncuğum. Geçen hafta sevgili şimdi abi. Bunu ne biz yeriz ne bizim izleyicimiz bu tavırları. İki hafta sonra yani. Da seninle karşılaştık falan filan diye. Yeriniz belli, rakibin yeri belli. Bir de burada duracaksın. Yerimiz playoff'un içi zaten alışık olduğumuz üzere. Geçen sene ufak bir sekteye uğramış olabiliriz ama... İki hafta sonra bakalım sen karşıda. Lideri yenmişsin. Vık vık yapıyorsun burada. Ama çok protokolü oldu, sıkıntı yok. Peki ben de yani Sertaç'ı seçmek isterim. Çünkü popüler cevap ve işleyen cevabın bu olduğunu hissediyorum. Öncelikle korkmayın. Ruat'cığım bana bu program izlenir. Biraz daha cesurdu Kaan abi. Ya şöyle, ben bunu biraz şaşırdım. Ama şimdi şöyle bir şey var. Geçen sene kaybettiğim finalden sonra hatta öncesinde ve sonrasında Kaan abiden işte... Şöyle dövdürürüm, böyle can güvenliğini tehlike altına alırım temalı mesajlar vardı. Ben biraz bu açıdan temkinliyim. Bunu söylemek istiyorum. Biraz yaz aylarına gidelim mi? Her ne kadar yanımda Buğra varsa da. Gidelim. Seni düşünüyorum. Rüyalarını anlatmanı istiyorum. Şimdi kanepe yok mu ya şurada? Buğra'nın üstüne doğru bir uzan. Gel. Rüyalarını anlatmanı istiyorum. Ya tabii. Finalden sonra. Ya biraz travmatik günlerdi. Şimdi sen şöyle böyle söyleyince biraz ürperdim işin açığı. Finalden önceki hafta özellikle. Final programı. Ondan sonrası, önce. Ondan sonrası. Ya ondan sonrası bir rahatlama aslında ya. Böyle rüyadan ziyade. Ne gördün oğlum rüyada? Rüyadan sonra. yani kaybettikten sonra bir rahatlama oldu. Tabii, Allah'tan tabii. Kaybettim de tabii. Canım, vücudum tek parça şeklinde bir rahatlama. Canımı sana diyor sandım. Çok es verdi canımla diğer kelime. Korkutan bir konuk. Güçlü bir konuk. Yani her geçen sezon daha da güçlenen bir konuk. Biz hepsileri de keza. Semih Erden'in NBA'ye gidişi ve gelişi arasındaki farkı bana hatırlatıyor. Buradan hafta içerisindeki önemli temaslarımıza geçelim. Mecit Bey bu programın artık demirbaşıdır. Öyle. Kendisiyle de bazı şeyler konuştuk. Zaten işte bir bölümünü sizler de göreceksiniz. Öncelikle yaşadığı problemlere tam hakim değiliz. Yani belli ki Azerbaycan hükümetiyle, Aliyev ailesiyle bazı sıkıntıları var kendisinin. Bunları bilemiyoruz sebebini. Biz buraya kendisini davet ettik birkaç defa. Yani vakit bulabilirse gelecek. Daha doğrusu yani vakit bulabilirse derken çıkabilirse oradan gelecek. Yoksa da artık uzaktan alacağız. Ama gerçekten müthiş beyefendi, müthiş kibar. Müthiş bir adam. Tam beklediğimiz tam gibi düşündüğümüz zaten. Gibi, tam düşündüğümüz gibi. Biz çok mutlu olduk. Yani mesajımıza karşılık verince, yanıt verince. Sıcak bir diyalog oluştu. Çok isteriz burada ağırlamayı.
O da çok mutlu olmuş sizlerin mesajlarından ötürü. Yani şarkısının altına gelen mesajlardan ötürü. Evet, teşekkür ediyoruz izleyicilerimize. Yani onlar da büyük teveccüh gösterdiler. Çok sevgi dolu mesajlar vardı. Ben de gittim o sayfaya. Gerçekten duygulanmamak gerekiyor. Ama sen bir şey yazmadın galiba. Ben daha çok gözlemci olarak takip ettim ama duygulandık. Yani hiç olmadı kaçırabiliriz Mecit Bey'i. İhtiyacı varsa evet. Gizli bir mesaj atabilir. Fikstüre geçebiliriz. Gelecek haftayla alakalı, yani şu anda oynanmakta olan haftaya dair. Parma Ozan Can Sülüm eşleşmesi var. Yeşillenirim Single Malts'la oynuyor. Onur Erdem Kaan Kural eşleşmesi var. Ben Fero ile oynuyorum. Vallahi bilerek yapmadım. Gerçekten bilerek yapmadım. Ben Fero ile oynuyorum. Evet, ben Fero ile oynuyorum. Aras Bayram İnan Özdemir eşleşmesi var. Erman Yaşar Tevkif Pres eşleşmesi var. Fena bir fikstüre girmedik. Erman. Sonrasında sevgili Orkun seninle oynayacağız. Ha öyle, tamam. Onu önümüzdeki hafta konuşuruz. Fena fikstür müymüş? Ben böyle bir ifade kullanmadım. En azından stüdyoda kullanmadın diyebilirim. Çok dikkat edeceksiniz. Cut protokolden çıktı. Jaylen Brown zaten geçirmişti. Bradley Beal çıktı. İnanır mısın, aynı cümleleri çok söyledim ama. Çok dikkatli konuş. Çok yani, dikkatli konuş. Utanmaz adamın yüreği yetmedi burada söylemeye. Yani kısacası diyor. Bilmiyorum artık. Tadına nasıl bakacağız böyle giderse. Tat demişken arkadaşlar. Manyak bir tat ya, kesinlikle. Gerçekten. Afiyetler olsun. Sen Beydur'la oynuyorsun. Bir evet, teridmanı. Hayır, estağfurullah. Ama ellerimde dostumun kanı var. Ellerime bir de kardeşlerimin kanı mı bulaşacak? Bu anlamda talihsiz bir denk gelme diyebiliriz. Ahmet Aksöz, Arizona Kertenkeleleri eşleşmesi ve Yiğit Poyraz, Sertaç Şanlı alt bölümde, yani daha doğrusu bu eşleşmelerin sıralandığı sayfanın alt bölümünde. Büyük bir dostluk orada da çarpışıyor aslında. Sertaç'ın armağan ettiği forma Yiğit'e an itibariyle 5000 TL oldu biliyorsun. Galiba iki forma vermiş. 10.000 eder. 10.000 eder. Allah bereket versin diyelim ve sizden gelenler bölümümüze geçelim. Burak Tosun yazmış. Kaan Kurallı olası bir playoff eşleşmesinde her türlü Caner Eler esprisi yapılmadıysa yazıklar olsun. Aslında bu espri hatırladığım kadarıyla geçen sezon yapılmıştı. Genel olarak bu espri 1980 yılından itibaren. Yani sonuçta biz eski bir espri, anonim espri varsa da burada tekrarlarız. Doğru. Ama geçen sezon yaptıysak niye bir daha yapalım? Peki Burak Sinkiler yazmış. BDSM oyunlarına alet olmuş bir ayı görüyoruz bu yayında. Harikasınız, fazlasını istiyoruz. Biraz efkarlanmış gibi BDSM'den ziyade ama. Şimdi fazlasını istiyoruz derken. Tabii o zaman bir ücret gerekiyor. Ve ayının rızası aynı zamanda. Ya ayının rızasından önce, yani o kategoriye gireceksek bence bu kadar da kolay bu içeriği sunamayız. Doğru, doğru. Sokrates Premium. Denenen bir proje oldu. Rasim Karpuzcu yazmış. Burada öyle bir kaos hakim ki iki senedir tek bir mantıken pazartesi olması gerekirken bu program neden çarşamba yayınlanıyor sorusu görmedim. Konunun basketbolla hiç alakası olmadı ve olmayacak demiş Rasim Bey. Yani şöyle, pazartesi çok dolu yayın programı. Salı da çok dolu. Salı da çok dolu. Çarşamba çok dolu değil. Evet. İşte bu şekilde, makul bir açıklama. Bu şekilde özetleyebiliriz programın neden çarşamba günü olduğunu. Naked Soul yazmış. Hmm. Senin pek de bir gizli kullanıcı adında olabilir. Nice giden kadronun başından geçen olayların filme alınmamasının Fransız sineması için büyük bir kayıp olmadığına beni hiçbir sinema otoritesi ikna edemez. Şimdi bazı görüntüler var. İşte asıl premium hesap oraya lazım. Bazı görüntüler elimizde var. Ama evet, ama pek Fransız sineması tarzı değil. 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 Daha çok Recep İvedik tarzı. Ki Erman zaten tek bir isim gelmişti akla. Öyle. O gri tişörtüyle özellikle parmak arası. Ben hiçbir Fransız sineması filmi görmedim ki sadece erkekler olsun içinde. Yani bir kere oradan
öncelikli bir şeyi karşılayamıyoruz. Karşılayamıyoruz ve almamış gibi Orkun. Ben bunu görüyorum. Bu tatille alakalı yorum. Valla kamuoyunun ikna olup olmaması beni hiç ilgilendirmiyor. Biz yaşadığımızı biliriz. Sen ikna oldun. Hani başından sonuna %100 erkek. Hani en azından %90 falan. %100 de şey. Ufak bir pencere bıraktın. Yani ne bileyim yani. Alışveriş ediyorsun. Eğer tamamıyla bir filmden alışveriş ediyorsun. Kasiyer kadın şimdi onu göz ardı edebilir misin? Onu da erkek oynayacak filmde. Tabii figüranlar evet. Doğru. Umut Voyvoda yazmış. Korkutucu. Kazıklı evet. Bey. Yemekte Vedat Milor, müzikte Fazıl Say ve sporda Canereler. Gerçekten de öyle. Öyle. Müzikte Mecit Bey anmasını ben beklerdim açıkçası bu yorumda. Caner abi mutlu edecek bir bölüm olacaktır bu kısım. Böyle kalmasını diliyorum. Çünkü biz iki cümle sonra çok farklı yerlere de gidebilir. Şimdi ben bunu yemem. İzleyicimize sesleniyorum. Biz bunu bir kere bu buradaki Fransızca yanlış. O yüzden burada bir tuzak önümüze atılmış. Yemeyiz. Biz sadece yemeyiz demek için aldık bunu. Ha, ekrana gelsin diyorsun. Ekrana gelsin. Bunu yemem. Burada bir kere yanlışlar var. Şafak Kılavuz yazmış. Canereler Sex Education'daki Jacob'a benziyor. Doğru. Öyle mi? İzlemedim ben. Gerek marangozluğu, gerekse eğitime verdiği önem. Yani bir öğretmenle. Sonuçta. Meyhanesi var biliyorsun kendisinin. Asmalı mescitte. Jacob 2. Bu kadar güvenmiyorum ama. Bu yavaş silinecek. Sağ ol kendine. Bu kadar. Başka yok. Benziyor mu hakikaten? Ya benziyor yani benziyor. Şöyle bir tip olarak ben de yani kızı benzemiyor çünkü Pars var Caner abi'de. Orada bir farklılık söz konusu. Hı hı. Ama o kadar da benzetmemiştim zaten. Güçlü bir erkek yani ikisi de güçlü erkekler. Bu açıdan benzediklerini söyleyebiliriz. Evet Caner'i memnun edecek iki izleyici yorumu aldık. Görevimizi de tamamladık. Ağzınıza sağlık. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Eyvallah. Yani mutlu musunuz? Kazasız belasız atlattınız programı. Evet yani önce Kaan abi sonra Caner abi nezdinde söylenen yorumlar beni biraz terletti ama neyse ki çok fazla pas düşmedi bana bu konularda. Almadınız. Pasları almadınız. Yani. Genelde yani Orkun'la yumuşatmaya tercih ettiniz. Biz kendime taca vur anlayışıyla çıkılmış. Kendimizi attık ateşe. Daha büyük yangın mı var? Değil. Doğru. Peki o zaman görüşmek üzere diyoruz hepinize. Hoşçakalın. İyi günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Basketbol sevgin ne kadar netse, işte Sprite da tam o kadar net. Sprite, Sokrates haftalık fanteziyi sundu.